Herkese merhaba ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte Rise of Kingdoms'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu videoda sizlere en basit, en temel şekilde fetih sezonu nedir, neler yapılır, neler yapılmaz bunlardan bahsedeceğim. Ben fetih sezonuna ilk başladığım zaman kafam epey karışmıştı. Çünkü çok fazla yeni şey var. Görmüş olduğunuz gibi iki tane yeni bina var. Kristal var. Bunlar ne dedim. Girdim buraya kale burçları var. Bunlardan görev alıyorsun. Yeni skill'ler açılıyor bilmem ne. Kafayı yedim. Neymiş ya bu dedim. Ama bugün bu videoyu atlamadan izlerseniz her şeyi detaylarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle gelelim fetih sezonu nedir? Arkadaşlar fetih sezonu KVK 4'e girdikten sonra karşılaştığımız bir sezon türüdür. KVK 4 ve sonrası fetih sezonuna dahildir. Fetih sezonunda ise birden fazla farklı senaryo mevcut. Bu senaryoların hepsinin kendine has bir haritası, özellikleri, kuralları, bilmem neleri, sistemleri vesaireleri oluyor. Şimdi kafanız çok karışmasın. Çok merak ediyorsanız KVK menüsüne girersiniz arkadaşlar. Bu menüden kuralları okuyabilirsiniz ama yönetici değilseniz senaryolarla çok uğraşmayın. Gelen senaryonun kurallarına bakın, detaylarını buradan okuyun, inceleyin. Zaten var olan senaryo ile ilgili epey bilgi sahibi olursunuz. Görmüş olduğunuz gibi biz şu anda Kahraman Marşı'nı oynuyoruz. Eğer krallığınız fetih sezonuna yeni giriyorsa yani KVK 4'e girdiyseniz zorunlu olarak Kahraman Marşı'nı oynuyorsunuz. Gördüğünüz gibi de bir kompta 5 farklı krallık var arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar krallık küçücük alanlara sığıyorsunuz. Birbirinize vurmuyor musunuz diyeceksiniz. Hayır vurmuyoruz. İsmimin üstüne görmüş olduğunuz gibi farklı bir yazı daha var. Bu arkadaşlar koalisyon. Koalisyon krallıklar arası klan kurmanızı sağlayan bir sistem olarak özetlenebilir. Görmüş olduğunuz gibi burada 3311 yani benim oynadığım krallığın klanı var. Aynı zamanda 3291'in krallığından da bir klan var. Şimdi buradaki sayı KVK'larda ilerleyen günlerde anıt görevleriyle vesaireyle artıyor. Onu da söyleyeyim. Ardından Mesela geldik birisi bizden yardım istiyor. Görmüş olduğunuz gibi bizim krallığımız ve koalisyon içinde bulunan diğer klanın yardım istekleri bir oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde savaş sistemi yani toplu saldırılarda bir oluyor ve onların toplu saldırılarına da katılabiliyoruz. Yani dediğim gibi koalisyon krallıklar arası bir klan kurmanızı sağlayan bir sistem. Koalisyonu kafamızdan sildiğimize göre geçelim kristali. Arkadaşlar kristal gerçekten bu oyunun dengelerini şaşırtan, hoplatan, oynatan bir sistem. Kristali gidip bir yerden toplayamıyoruz. Fakat kristalle ilgili birden fazla oyun içerisinde pop-up var. Yani şu sağ üstte gelen, ekran ortasına gelen işte bilmem ne bilmem ne satın almak ister misin? Mesajlarına pop-up diyoruz. Çok fazla pop-up içeren bir sistem var. Eğer oyuna azıcık para yatırabiliyorsanız Fetih sezonuna girdiğiniz zaman premium sezon kristal tedariğini almanızı ben şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü bu size %50'lik bir kristal maden çalışmanızı veriyor. Aynı zamanda günlük olarak 60k cevher veriyor. Yani 50 gün boyunca bunları toplayabiliyorsunuz. Ben henüz satın almadım. Daha yeni geldik çünkü. Şunu bir bitireyim hemen sizlere kristal madenini göstereyim. Arkadaşlar kristal madeni diye bir binamız var. Bu binanın içerisine girdiğiniz zaman bu binadan belli başlı kaynaklar vererek belli bir miktarda kristal alıyorsunuz. Peki bu kristali ne yapıyorsunuz? Görmüş olduğunuz gibi bir pop-up geldi önümüze. Buradan satın aldığımızda kristal alabiliyoruz. Kristalin farklı bir binası var. Kristal araştırma merkezi. Arkadaşlar buradan kristal teknolojisi araştırıyorsunuz. Kristal teknolojisi balinaların 7. kıtayı çıkartması bakın gönderilebilen birlikler 1 diyor. Yani 6. kıtayı açıyor burada ki Free to Play bir oyuncuysanız her ne kadar aktif olursanız olun maalesef 6. 7. kıtayı çıkartamıyorsunuz. Yani oraya kadar ilerleyemiyorsunuz. Burada belli başlı araştırmalar yapıyorsunuz. Mesela bu araştırmayı ben tamamladığım zaman bana sezon sikkesi veriyor. Sezon sikkesiyle gidip fetiş sezonu marketinden ben buradan alışveriş yapabiliyorum. Mesela burada görmüş olduğunuz gibi ekipman malzemesi tercih sandığı var. Bunları alalım. Bunlar bizim için önemli. Kafa var. Kafa almak isterseniz onu alabilirsiniz. Burada belli başlı temalar var. Güzel gayet iyi temalar var. Bazı aksesuarlar var. Kozmetikler var. Ve şurada gördüğünüz gibi fetiş sikkesi adında farklı bir Para birimi var. Bununla da fetih sezonu özel ekipmanlar satın alabiliyorsunuz. Fetih sezonun KVK ödülleri yine aynı şekilde önceki sistemle birebir aynı. Fakat ekstra olarak gördüğünüz gibi kristal teknolojisi vesairesi bilmem nesi bunları kasarken aynı zamanda sikke kazanıyorsunuz. Bu sikkeyle satın alım yapabiliyorsunuz marketten. En basit şekilde bunu böyle anlattık. Belli bir yerden sonra kristalleriniz yetişmiyor arkadaşlar. Diyeceksiniz ki yeni geldin haritaya 4.2 milyon kristalin var nasıl oluyor? Arkadaşlar burada belli başlı görevler var dedik değil mi? Bu görevler sayesinde sizlere bir sonraki sezonda harcayabileceğiniz kristaller veriliyor. Eğer gözüme çarparsa sizlere göstereceğim ama 8 milyon kristal harca 15 bin bireysel onur puanı biriktir diyor. Bana 300k kristal sandığı veriyor. Bir sonraki fetih sezonu hikayesinin başında otomatik olarak kristalle takas ediliyor bunlar. Böyle de bir birikim yapılabiliyor. Ama dediğim gibi size eğer oyuna para yatıran biriyseniz premium sezon kristal tedariğini satın alabilirsiniz. Eğer oyuna hiç para yatırmayan birisiyseniz de üzülmeyin arkadaşlar. Çünkü Bastion'lar var. Bastion'lar size görev verir. Görev karşılığında Mesela Bodika'nın kale burcu var burada. Bodika ile aramız ne kadar iyi olursa, verdiği görevleri ne kadar fazla yaparsak bize kristal madeni çalışma hızı ek olarak da şurada görmüş olduğunuz ödülleri veriyor. Bu ödüller sayesinde hem kristal kazanıyoruz, hem kristal madenimizin çalışma hızını arttırıyoruz, hem de belli başlı ödüller kazanıyoruz. Burada ödüller değişebiliyor. Mesela bir düdük veriyor bize. Şu an bende düdük yok. Etrafımda kesen birisi de yok. O düdüğü bastığınız zaman bir mob geliyor. Onu kesiyorsunuz. Ondan sandık düşüyor. Onun içinden ne güzel ödüller alabiliyorsunuz. Mesela geldik. Leonidas Kaleburcu. Bize ne dedi? Maden hızı bilmem ne verdi. 6. seviyeye ulaştığımızda da arkadaşlar Leonidas'ın bu skillini kendi kıtamıza alabiliyoruz. Mesela ben Skipo Liuce'ye çıktım. Aynı zamanda Leonidas'ın bu skillini de o kıtama aktarabiliyorum. Böyle bir sistemde mevcut. O yüzden kale burçları çok önemli. Kale burçlarının görevlerini yapmanız size hem anlık ödül sağlayacaktır, hem maden çalışması verecektir. Hem de altını seviyeden sonra çok güzel büyüler var arkadaşlar. Mesela artı 25 saldırı hasarı bilmem nesi, zartı zurtu derken muhteşem skill'ler alabiliyorsunuz. O yüzden kale burcunu yapmanız epey bir önemli. Ardından Fetih Savaşı kısmında Kavu kısmından arkadaşlar. Burada belli başlı mücadelelere katılarak şu anda bir arkadaşımız bir mücadelede. Bu mücadeleden de belli başlı seviyelere ulaşıp kristalinizi arttırabiliyorsunuz. Yani fetih sezonuna girdiğiniz zaman olaylar biraz ciddileşmeye ve maalesef biraz para harcayanın ön planda olduğu durumlara gelebiliyor. Ama free to play bir oyuncuysanız ya da oyuna azıcık para yatıran bir oyuncuysanız bir sezon tedariği satın alarak ve aktif oynayıp burç görevlerini yaparak ki burç görevleri her gün yenilenir arkadaşlar. Ek olarak şuradan da kristal madeninden de bir şeyler alabiliyorsunuz. Yanlış bastım. Şuradan belli başlı değişik bir battle pass'i de var. Kristal görev battle pass'i. Bunu da alabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi free to play bir oyuncusanız ya da oyuna az para harcayan biriyseniz yine de iyi şekillere, iyi durumlara hesabınızı güçlendirebileceğiniz durumlara gelebiliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi ben burada güneş ve ay çekici satın almışım. Oradaki diğer para biriminden ve bunu basmışım. Ve epey de iyi oldu benim için bu. Eğer ki fetih sezonda savaşırken kristal teknolojisi full bir balinaya denk geliyorsanız ve çok büyük zararlara uğruyorsanız arkadaşlar lütfen free to play olarak nasıl muhteşem raporlar alıyorum adlı videomu muhakkak izleyin. Orada nasıl fetih sezonda savaşırsınız neler Neler yapabilirsiniz neler yapmayabilirsiniz bunlardan bahsediyorum. Şimdi bunca şey anlattım bunca yapılabilecek işten görevden bahsettim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk fetih sezonunuza özel sadece ilke özel sizden sis açmanızı isteyecek oyun. Sisleri gidip tek tek açmanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle biraz sancılı bir kısmı da var buranın. Bahsetmediğim veya bahsetmeyi unuttuğum herhangi bir şey varsa lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Yanlış söylediğim, yanlış anlattığım bir şey varsa da lütfen beni düzeltin arkadaşlar. Olabilir insanlık hali. Bu videoyu artık 20.ye falan çekiyorum. Bu videoda atladığım bir şey olduysa affola ama fetih sezonu arkadaşlar bu şekilde. Evet kristal teknolojisi sizi üzebilir belki ama dediğim gibi free to play bir oyuncuysanız ya da low spender oyuna az para yatıran en azından aylık 300 lira bile yatıran bir oyuncuysanız idare edebileceğiniz, güzel işler başarabileceğiniz, hesabınızı da geliştirebileceğiniz bir sistem. Savaşla ilgili de aklınıza takılan bir şey varsa lütfen free to play olarak nasıl muhteşem raporlar alıyorum videomu izleyin. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşça kalın. Bay bay.